Dünya piyasalarında bir ayrışma yaşanıyor. Amerika ve Avrupa borsaları zirveye yakın seviyelerden gelen satışlarla gerilerken, Asya borsaları Japonya ve Çin öncülüğünde yükseliyor. Gelişmekte olan ülke hisseleri, gelişmiş ülkelere göre daha güçlü. Borsa İstanbul, dünyayı yenmeye devam ediyor. MSCI Türkiye, Ağustos ayında %9 getiriyle en güçlü borsalar arasında yer alıyor. Türk lirası, gelişmekte olan ülke paralarına göre daha güçlü seyrediyor. Euro tahvil ve CDS cephesinde gelişmekte olan piyasalarla birlikte hareket ediyoruz. Bankalar sanayi hisselerine göre daha güçlü seyretmeye devam ediyor. Ağustos ayında bankalar sanayi hisselerini %10'a yakın yense de, sene başından beri bakıldığında bankalar halen sanayinin %20 gerisinde. Temmuz ayı rakamları özel bankaların karlılığının 3. çeyrekte güçleneceğini gösteriyor. Amerika vadeleri ve Asya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Kritik 1470 seviyesinin hemen üzerinde, Mart satışı sonrası en güçlü kapanışı yapan Borsa İstanbul için yeni destek ve direnç seviyeleri 1460 ve 1490. Pozitif hava devam ederse endeks için kısa vadeli hedef 1490 ile 1510 aralığı. Dünkü yükselişte güçlü olan özel bankalar, otomotiv hisseleri, Sabancı Holding ve Tüpraş hisseleri bugün de endeksi yukarı çekmeye devam edebilir. Yükselişte geride kalan demir çelik hisselerinde satış baskısının devam edeceğini öngörüyoruz. Teknik olarak TÜPRAŞ, Akbank, Sabancı Holding ve Ford Otosan hisselerini beğeniyoruz. Küresel haber akışında PMI verileri öne çıkıyor. Asya ülkelerinde görülen yavaşlama Türkiye'ye sınırlı oranda yansıyacak. Bugün gelecek ikinci çeyrek büyüme verisi tahminleri, ikinci çeyrekte %23 yıllık büyümeye işaret ediyor. Bugün saat 14'te Merkez Bankası'nın piyasalarla yapacağı toplantıda enflasyon tarafında vereceği mesajları izleyeceğiz. Ağustos çekirdek enflasyon rakamında sınırlı iyileşme öngörüyoruz. Ancak oynak bir seri olduğu için Merkez Bankası'nın ihtiyatlı tutumunu sürdürmesini bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.